Selamun Aleyküm arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Dünkü videoda sizlere kadro nasıl düzülür falan bunlardan bahsetmiştim. Başım belası geldi. Hoş geldin abi. Bugün de sizlerle beraber bu Pesup uygulamasını kullanarak gel oğlum yolumuz bir iki dakika mısın? Pesup uygulamasını kullanarak arkadaşlar sizlerle beraber kendimize oyuncuları nasıl dizayn ederiz, takımımıza nasıl bunlara yerleştirebiliriz ya da neye ihtiyacımız var, neyi en doğru şekilde kullanabiliriz bunlardan bahsedeceğim arkadaşlar. Şimdi şuradan oyuncular bölümüne geliyoruz. Şuradan Mavis dur bakayım. Normal kartı seçiyorum sol taraftan. Bunu mobil uygulaması da var. Bilgisayardan da bu şekilde bakabilirsiniz. Şimdi ben size birkaç tane örnek vereceğim. Bakın burada bunlar çok yüksek GP'lerde paraya sahip olan oyuncular. Bunun da kolay var sizlere. Oğlum. Yarak. Manyak mı nedir ya? Bunun da kolay var. Bunu sizlere daha sonra göstereceğim. Ama önce şuradan bahsettim. Bütün kafamı karıştırdı. Bakın arkadaşlar. En mahveden örnek vereyim. Diyelim ki sizin hızlı kontra atak oyuncunuz bir tane forvete ihtiyacınız var. Şunu en üst seviye diyorum buradan otomatik olarak. Tamam. Burası böyle yükseldi. Ne yapacağım buradan? Mesela bu adamın hızlanması falan çok iyi. Şuradan bir tık kıracağım arkadaşlar. Oradan bir tane kırınca ne yaptı size? Şurada hızlı kontrol falan yükseltmeniz için sayılar verdi. Üç tane basınca hızlı kontrol görmüş olduğunuz gibi 99 oynayacak Kylian Mbappe. Şimdi bu böyle kalmıyor tabi. Bunu takım ruhunu 100 seviyelere falan çıkardığınız zaman da bu size tekrardan yükseliyor. Bu değerlerin hepsi yükseliyor. Mesela takım oyun seviyeniz Bunlar hep 91 oluyor. Mesela şu top sürme 90 oluyor. Şurası 85 oluyor. Bunlara üçer sayı daha ekleniyor arkadaşlar da bu 70 olan takım seviyesinin nereden yüz yapıyoruz? Onu arıyorum şu an bulamadım. Şöyle bir bakayım şöyle. Burada bir yerde vardı. Bilen arkadaşlar varsa da bana yardımcı olsun bu konuda. Çünkü bulamıyorum. Buradan bir yerde vardı. Böyle yüzü yapıyordun takım oyun seviyesini de. Oradan sana bütün değerleri gösteriyordu. Bu birinci örneğimiz. Şuradan ikinci bir örneğe geçelim. Daha düşük maliyetli oyuncular da var. Mesela şöyle 10. sayfalardan bakalım. 10. sayfalardan Rafa... bak. Şunu da yapabilirsiniz. Pardon. Tekrar sayfa 1'e döndüm. Şunu da göstereyim. Örnek veriyorum siz top süren bir tane oyuncu istiyorsunuz, değil mi? Şu taraftan genel yazan, ekranın sonunda genel yazan yere tıklıyorsunuz arkadaşlar. Şuradan ana pozisyon, beceriler, beceriler bölümüne geliyorsunuz beceriler değil yetenekler pardon yetenekleri bölümüne geliyorsunuz tamam mı şuradan size ne lazım top sürmesi iyi olan bir oyuncu değil mi örneğin 90 üzeri top sürsün istiyorsun 90 yaptın bunu sana burada göstermiyor şu an en üst seviye yaptığımız zaman bu uygulamayı da ilk defa bilgisayardan kullanıyorum o yüzden fata 5 şeyler oluyor arkadaşlar top sürmeyi yükselttik 90 üzeri kimler top sürüyormuş Messi Neymar Bernardo Silva Vinicius Junior. Mesela ben Junior'ı alacağım. Ben de vardı önceden yanlış eğitmişim arkadaşlar Vinicius Junior'ı. Bilsem bu şekilde buradan bakarak yapabilirdim. Mesela bak burada bunlar 94 94 oluyor. Şu 95 falan oluyor top sürme. Sıkı tup, top topma sıkı tup, top tutma 90 oluyor. Bu 92 falan oluyor. Bu değerlere yükseliyor şu. Lan bir bulamadım ben onu. Neyse bir ara bilen varsa bana bir yönlendirsin arkadaşlar ya. Mesela bu adamın ben bu pas vermeden bir tane kısıyorum şu çekmeden. Pas vermeden de bir tane kısıyorum. İki tane kıstık ama neyse. Aşağıda yenip adamın hangi değerini yükseltmek istiyorsam onu yükseltiyorum arkadaşlar. Şuradan hızlı kontrata mesela 99 yapıyorsun. 3'e düşür 3'te de 99 oluyormuş. Boş harcamayalım. Neydi mesela pas vermeyi yükseltebiliyorsun ya da bitiriciliği. Buradan oyuncuları bu şekilde yükseltip kadronuza ekleyebiliyorsunuz. Ama şuna karar vermeniz gerekiyor. Hızlı kontratak mı yoksa top çevirme mi? Örneğin top çevirme ise bunu buradan düşür. Top çevirme ise Gördün mü? 95 oldu. Top çevirmede 95 ile oynuyor. Bu şekilde bu ayarları yapabilirsiniz. Çok daha faydası oluyor. Ben bu uygulamayı daha önceden kullanmadığım için kadroyu hep yanlış eğittim arkadaşlar. Maalesef ki kadromuz hep yanlış eğitildiğinden dolayı da hep sıkıntı yaşıyoruz. Şuradan normal karta tekrar geleyim. Mesela şuradan şunu almayı düşünüyorum. Bilmiyorum bu konuda bana hak verir misiniz? Etmin sonu almayı düşünüyorum. En üst seviye yapıp top sürmesi falan iyi. Ya şu sadece şeyi bulamadığıma canım sıkılıyor arkadaşlar ya. Aşağıda 70 oyun seviye tarzı yazıyor. Ya, o 70'i 100 yapınca bütün bu değerleri gösteriyor. Onu bulacağım ama. Onu kafaya taktım ben. Şu şekilde de yapabilirsiniz. Mesela bu oyuncuyu diyorsun ki bak şuradan bakarsın. Çok çeşit çok. Şimdi santrafor oynuyor bu adam. Gizli forvet oynuyor sağ sol açık ve sol kanat oynuyor. Senin diyelim ki santrafora hızlı bir oyuncuya ihtiyacın var. Mbappe istemiyorsun ya da alamadın ya da bir şey yapmak istemedin. Bunu almak istiyorsun santrafora. Şuradan santrafor de. Bunu en üst seviyede santrafor olarak bunu nasıl basılacağını gösteriyor. Buradaki değerleri görmüş olduğunuz gibi. O şekilde yansıtıyor sizlere. Bakın bitiricilik 89 oldu. Hız hızlanma güzel. Top sürmesini falan düşürdü. Ne yaparız bunu mesela? Bu gizli forvet oynuyor. Bunu gizli forvet yaparsak buradan en yüksek değeri belirleyebilirsiniz. Sizin için en önemli olan pozisyonu seçebilirsiniz arkadaşlar. Sağ açıkta oynatmak istiyorsun bunu. Bu şekilde yaptın. Bu şekilde oluyor. Çok güzel faydalı bir uygulama. Ben bunu çok öncelerden daha keşfetmemiştim. Yani bu kadar detaylı olduğunu bilmiyordum. Güzel keyifli oluyor. Burada vakit geçirmeyi de seviyorum. Bu uygulamaya giriyorum çoğu zaman. Kendime buradan oyuncular bakıyorum. Yeni oyuncular deniyorum. Çok güzel oyuncular çıkıyor. Bunlar düşük maliyetlerini de buluyorum bu oyuncuların En üst seviyede bunu mobilde daha iyi kullandığım için Şimdi Orada şey de var Şu takım seviyesini yüz yapma falan da var onu bir bulsam sizler bana yardımcı olursanız çok sevinirim O takım seviyesini 100 yapma olayı nerede bilenler varsa bana göstersin arkadaşlar Bulamıyorum şurada bir yerde olması lazımdı mesela şurada 70 yazacak O çubuğu kaydırınca sana olacak oradan 100 olacak o da 100 olacak şuradaki değerleri sana gösterecek Mesela bak bu adam stoperde oynuyormuş bunu stopere çekersem değerleri nasıl olacak çok merak ediyorum. Reset dedik. en üst seviye. Ha direkt oynamak, otomatikmen yapıyormuş ya zaten. Stoper'de de böyle oynuyor diyor. Defansif yaparsam bu şekilde oynuyor diyor. Göbek yaparsam bu şekilde oynuyor. Ofansif de oynatmaz herhalde fazla. Ofansifi de böyle yapıyor ama ofansifi düşük biraz. Gerek yok. Yani ikinci planda B A kondisyonuyla oynamıyor. Şuranın tam koyu pembe olanlarını kullanın. Mesela kim var burada? Bu kimmiş? Tanımıyoruz onu. Başak. Mane de güzeldi. Şuradan arkadaşlar düşük maliyetli oyuncu bakalım biraz da. Mesela siz ne istiyorsunuz? Buradan belirleyin. Filtreleri kullanın. Oyun tarzlarından örnek veriyorum. İstediğin bir tane oyuncu seç. Kurnaz bir tane forvet istiyorsun değil mi? Kurnaza bastığın bak ne yaptı? Sana hemen kurnaz forvetleri getiriyor. Bakalım şöyle kimler var. Pedro falan varmış. Birinci seviyeye düşürdü. Andre Silva varmış. Buradan bak 76.000 GP. Mesela bak. Kramaric 51.000. Buradan Tony var. Adam 90 oluyor. 47.000 GP. Mesela oyuna yeni başladın. Fazla bir biriktirdiğin bir şey yok değil mi? Bunu hemen şuradan en üst seviyede. Bak şöyle bu forvet senin işine yarar mı? Kurnaz. Hızlanması falan bir forvete göre düşük ama. Yine ideal iş yapar hıpırsı şey olduğu için, kurnaz olduğu için arkalara sarkan oyuncu tarzı bunlar. Buradan filtreleyerek kendine oyuncular seçebilirsin arkadaşlar. Filtrelemeyi yaptın. Mesela bak ben orta kafa gol oynuyorum değil mi? Örnek veriyorum. Orta uzmanı bir tane sağ ya da sol kanada ihtiyacım var. Sağ kanatta Cuadrado var mesela. Bunu aldık. En üst seviye dedik sağ açıkta oynatacağımız için. Şöyle sağ açık yapalım. Sağ açığa çektik. Yüksekten pas falan düşürdü. O yüzden boşver. Sağ kanatta kalsın. Yüksekten pas 85. Hız hızlanmayı, top sürmeyi. Tabi bunları bir de şey olarak düşünün. Bu oyuncular daha çok özellikle bu yükselişte olduğu zaman daha iyi oynuyor. Ok işareti falan. Onlar nereden yapıyor burada bilmiyorum ki. Yok gözükmüyor yani. Keşke gözükse de yapabilseydim. Bunu buradan arkadaşlar bu şekilde yaptığınız zaman orta kafa golle göre uyarlayabilirsiniz. Mesela sağ beke ihtiyacım vardır. Sabek nerede? Bunu sabek yaparsın. Yok bunu direkt sağ kanat yap. Orta kafa gol için. Kanat oyuncunu böyle seçtin ya. Mesela forveti de nasıl seçersin? Şuradan. Nerede o? Oyun tarzına gerek yok ya. Oyun tarzını kaldıralım şuradan. Yeteneklerden buradan kafa oyuncusu becerileri basabilirsin mesela. Şuradan nerede? Sıçramayı yükseltebilirsin. Sana direkt yüksek sıçrayan oyuncuları getiriyor. Ronaldo var mesela. Al abi. Bur kapayı, at golü. Böyle bu uygulamayı bu şekilde kullanarak oyuncuları tespit edip kendinize göre belirleyebilirsiniz. Ona göre kadro kurabilirsiniz. Mesela stoperden de örnek bir tane. Şuradan en üst seviye diyelim. Tekrar sıfırdan giriyorum şu an. Mesela ana pozisyonu adamın ne olsun? Stoper olsun. Ne yaptı? Bize bunları getirdi hemen. Şuradan hazır kartlıları alalım. Normal kart. Hazır kart ne çıktı A ve B kondisyonlarına gelsin. Yani yükselişte olma ihtimalleri yüksek olan oyuncular gelsin. Başka şöyle bir bakalım. Mesela bak. Şurada çok uygun fiyata bir tane bulalım. Pepe'yi bulduk. 51 binci ipi. Bence ideal. Mesela aşağıda şu var. Taht var. tahta güzel. Ama ben size tanınmış bir isim. Pepe'den bir örnek vereyim. PP'ye bastık. Bak ben bu hafta bunu yapabilirim mesela. Bir de buna DP harcıyorsun ya. Buna harcadığın DP'leri bir sonraki hafta yeni gelen A kondisyonlu mesela bak hemen şöyle göstereyim. Şimdi bu görüyorsun böyle bir stoper. Bunu aldın oynatıyorsun değil mi? Bu önümüzdeki hafta C'ye düştü. Sen ne yaparsın? Uzmanlık aktarımını yaparak aynı eş değerlerde bir tane A kondisyonundan gelen bir tane stoperi bulursun. Çünkü sürekli oklar ileri bakar ve sürekli yüksek randıman alırsın diye düşünüyorum. Böyle bir tane stoperi buldun. Bunu da bu şekilde eğitirsin. Ne oldu? C kondisyonlu silindi. A kondisyonlu geldi. Bir sonraki hafta PP A kondisyonlu gelirse bunun uzmanlık aktarımını ona atarsın. Hem DP'lerin eksilmemiş olur. Hem de sürekli A kondisyonlu oyuncularla oynamış olursunuz diye bir mantık ürettim. Onu bir deneyeceğim. Benim de yeni aklıma geldi. Umarım bu video işinize yaramıştır. Bu tarz videoların devamı için arkadaşlar beğenirseniz çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.